Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertifedeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlık tınlar ekranımız olsun. Angliya sabıq baş vazirinin Xitayga harbiy aslaha setişini astırıttın kolluğallıqı aşkarılandı. Angliyanın sabıq baş vaziri Liz Truss'ın buldur Xitayga mina tazlaş üskünlerini setip biriş haqqıda Angliya hükümetige lobbyçilik kılğallıqı aşkarılandı. Fransiya Xalqara Radiosu'nun 19 yanvar haber kılışça Angliyanın sabıq baş vaziri Liz Truss izkil türdü Xitayga karşı qattı kolluqı bilen tonulgan bulup, bu xil qattıq meydanı bilen Angliya taşkışla vaziri ve baş vaziri bulup saylanğandan başqa istifa bergenden kiyim o parlament azası bulup saylanğan ve şu vaqtı mı Xitayının tehdidige taqabıl duruş üçün Tayvanlı tihimi köp koral yarağ bilen təminleşini tələb kılğan. Bildirilişçe, bultur may ayında Tayvan Taşqi İşlar Ministerliği ve Tayvan Kelajak Fondi 3.5 milyon dollar sarf qilib, Liz Truss'ni Tayvanni ziyaret qilishga taklif qilgan. Aynı vaqtda u hozirgi Angliya bosh vaziri Rishi Sunakdan Xitoyni Angliyaning davlat bexatarligiga tahdid davlatlar tizimligiga kirgizishni talab qilgan. Hatto Tayvanning dunyo erkinligini qo'g'dash jangining birinchi safida ekanligini ta'kidlagan. Halbuki bu hafta Amerikaning siyosatchi to'ri e'lon qilgan hujjatlarda ko'rsatilishicha Liz Truss bultur 8 ayda Angliya savdo ishlari vaziri Kemi Beydinokka shaxsiy maktub yozib Xitoyga davlat mudofaa aslahalarini setishni tezlatishni talab qilgan. U maktubida Xitoyga harbiy uskunalarni setish cheklamasining balkim Angliya shirkatlariga millionlagan dollar ziyon soladiganligini, hatto bu sohadagilarning qarashicha agar Angliya hukumatı eksport qilishga ijozat bermasa, Xitoyning Angliyaning harbiy aslaha texnikasini taqlid qilishi va bu aslahalarni Xitoyning o'zi ishlab chiqarishi mumkinligini tilga olgan. Siyasetçi torunun haber diyene Angliyanın devlet müdafiye eslehalarını işlep çıkarıcı şirketi Richmond Müdafiye Sistemesinin Liz Truss'ın saylam rayonu bulgan Norfolk'a caylaşkanlığı kayıt kılıngan. Angliya bexatarlik amaldarları ilgiri bu şirketinin mina tazlaş üskünlerini Xitoyga eksport kılışını çekligen. Mutaxassislar Amerika mina kömüş üskünlerini Tayvanga setip bergenden keyin eğer Angliya mina tazlaş üskünlerini Xitoyga setip berse, Xitoy Tayvanga tajavuz kılgan taqdirde bu üskünlerinin Xitoyga obdan asqatadığanlığını bildirgen. Siyasetçi torudu körüstülüşçe, mutaxassislar ve konservatiflar partiyasının bir kısım parlament azaları Liz Truss'ın bu meselegi kol tıkışının Tayvan ve Angliyanın devlet menfaatige tehdit şekillendirişi mümkinlikini bildirişgen. Xitoy Altaydaki hadisenin bir kısım ahvalini aşkarlaşqa mecbur boldi. Xitoy axborot vositalari qattiq qardan keyin Qaba nahisida qor ko'chish vaqasi yuz berib, qisman sayohatchining qapsilib qolganligini, apatdan qutqizish uchun 10 million yuan ajratib yo'lni ravonlashtirganligini, apatda o'lim yetim ahvoli ko'rilmaganligini xabar qilgan edi. Ammo 16 yanvar xalqaradagi dangliq axborot organlaridan Reuters agentligi bilan birlashma agentligi bu haqda xabar ishlab, Qanas sayohat rayonining qishliq qor manzarasi sayohat rayonida iyg'ir qor ko'chish sababli mingdan ortiq sayohat bilen 10 gündün buyan alaqa üzülüp kalganlıqını, heptidin buyan 50 kilometreden artıq mısabının 7 metrelik kar bilen kümülgelikini, apet iğir bolganlıqtın Xitay rejiminin alaqadar tarmaqlarının kümülüp kalgan yollarını etişka amal kılanmağalıqını, bir kısım sayahatçilerinin tik uçar arqılı kutkuz velin kalıqını, növetti qanastı kapsılıp kalgan sayahatçilerinin sani mıngdın aşkaçka, onlarının hemmesini tik uçar bilen yötkeş imkaniyetinin yok ikerlikini xabar kılgan. Xitoy xabar to'ri 21 yanvardagi xabarida qor ko'chish vaqasining bir qism tafsilotlarini oshkorlagan bo'lib, xabarda aloqador tarmoqlarning xatardan qutqizish xodimlarini tashkillab, qor tozalab, qatnashni ravonlashtirganligi qayd qilinish bilan birga, bu jarayonda Altay tosh yo'l boshqarish idorasi, Qaba sho'ba idorasining xizmatchisi Jangxing, Suvey, Jorqinbek qatorliq 3 kishi xizmat ustida qurbon bo'ldi deyilgan. Xabarda mazkur xizmatchilarning Burjin nahisi tavasidagi o'lki yo'li S232 liniyasining K17 dan K18 kilometrgacha bo'lgan bo'ligida qor tozalayotganda qor ko'chkuniga uchrab, aloqa uzilib qolganligi, izlash natijasida aloqasi uzilib qolgan bir xodimning 12 yanvar tepilganligi, yana ikki xodimning 14 yanvar tushdan keyin tepilganligi bayon qilingan bo'lib, ularning hammasi allaburun o'lgan.
Күзәткүчләр Хытай режимының Шәрқ Түркистанның нәүәтке ийгыр вазиятын халыкара җәмгыятен яшүриш өчен тәэсис кылган саяхат районында йөз бергән кар көчкүнедәге ийгыр әхвал ва өлем йетимне яшүргәнлыгын Bu hadisenin Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayətini yuşuruş üçün yol qoyğan səyahətçilikə təsir göstərişi mümkünlüyünü bu səbəblə Xitay bu qətimlik qar köçüş vəqəsini bütün gücü bilan yuşuruşqa tirishqanlığını, kiyimmi yana özlərinin yalğan təşviqatığı maslaşdırıb aşkarlığanlığını bildirishməkdə. İngiliya saxçıları Xitayının təhdidigə təqabül duruş üçün yeni bölüm təsis qıldı. Angliya saqchi tarmoqlari Xitoy, Rossiya qatorliq düşmanlashayotgan davlatlarning tahdidiga taqobul turish uchun yangi qism tashkillagan. Amerika ovozining 20 yanvar xabar qilishicha, Angliya saqchi tarmoqlari Xitoy, Rossiya va Iranning kunsiri kuchayotgan tahdidiga taqobul turish uchun yangi bir organ qurgan bo'lib, bu Angliyaning bexatarlik va maxfiy istixborot organi 5-chi boshqarma MI5 va 6-chi boshqarma MI6 bilan zich aloqa o'rnatgan. Bu organdaki saxçılar bu yıl Angliyadaki saylamdan aldıdaki bexatarlik məsələlərə məsul bolurdikən. London şəhərlik saxçı idarəsinin terrorluğa qarışdırış məsuli Matt Jokes'nin eytişcə, Angliya soğuk münasibətlər uruşidin buyan düşmən dövlətlərinin iğir təhdidigi düşkəlgən. Çoğ şəhər saxçılarının casusluq və çətəlinin arlışçıqı taqabıl duruşdiki xizmət yüki 2018-ci ildiki Salisbury hücumidin buyan tötəsi iğirlaşqan. O, muxbirga iniq qılıp etqanda biz qarışdırmaqçı bolğını İran, Xitay və Rusiyanın qismən dövlət aparatları etdigən. Bildirilishicha, Angliya 2023 yili davlat bexatarlik qonunini ma'qullab, josusluq bilan shug'ullanish jinoyati, chat elning aralashish jinoyati, chat el kuchlari bilan aloqa o'rnatish jinoyati qatorliq yangi turlarni ko'paytirgan va bu orqali har qaysi davlatlarning josusluq bilan shug'ullanish, savdo maxfiyatligini o'g'irlash yoki siyosiy tuzumga aralashish harakatlarini qiyinlashtirmoqchi bo'lgan. Matt Jokes'nin bildirishicha, Angliyaning ilgirki saylov mazgillariga selishtirganda, navbatda to'rda xato uchurlar ko'payib ketgan. Undan boshqa saqchilar yana o'ktichilar yoki siyosiy raqiblarni o'ldirish suiqasidan andisha qiladi ekan. Microsoft shirkatining bultur 11-chi ayda e'lon qilgan dokumentida ko'rsatilishicha, Rossiya, Iran va Xitoy bu yil o'tkazilgan Amerika prezidentlik saylovini Shundaqla dunyoning boshqa joylaridagi muhim saylovlarni turli murakkab usullar bilan qalay muqallashtirishi mumkin ekan. Netanyahu'nun bayonotiga qarshi inkaslar kuchaymoqda. İsrailiya bosh ministri Binyamin Netanyahu'nun Falastin davlatining qurilishiga qarshi ekanligi to'g'risidagi bayonotiga qarshi inkaslar kuchaymoqda. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Yevropa ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosati bo'yicha oliy vakili Josep Borrell Isroilni tanqid qilib, garchi Isroiliya buni rad qilsa-mu, biz ikki davlatlik hal qilish chorasining xalqaro jamiyatning besimi ostida tinchlik olib keladiganligiga ishonamiz degan. Germaniya tashqi ishlar ministrligi muavin bayonotchisi Christian Wagner bo'lsa, bizning maydonimiz nihoyatda aniq. O'tir sharq to'qunishini uzun muddatli hal qilish faqat ikki davlatlik hal qilish usuli bilan mumkin bo'ladi degan. Fransiya tashqi ishlar ministri Stefan Sejornimo ijtimoiy aloqa subsi X-tiki bayonotida falastinliklarning egilik huquqli mustaqil bir davlat qurish huquqi bor degan va Fransiyaning bu nishonni amalga oshirish uchun bergan va'dasida chin turadiganligini ta'kidlagan. Amerika prezidenti Joe Biden İsrailiya bosh ministri Binyamin Netanyahu'ga Hamasga qarshi harbiy harakatlari davomlashsa-mu, G'azzadagi fuqarolarning ziyonga uchirmasligiga kafolatlik qilish Isroilning mas'uliyati ekanligini bildirgan. Biden G'azzaga texmo ko'p yemaklik yordami yetkazib berish masalasini o'tirg'i qo'ygan bo'lib, Isroilya bilan Falastin o'tirsidagi mangulik siyosiy hal qilish chorasining faqat ikki davlatlik hal qilish chorasini amaliyalashtirish orqali ro'yobga chiqadiganligini so'zlarga ilova qilgan. Pokiston-Iran munosabatida ijobiy kayfiyat shakllanishga boshladi. Pokiston hukumatı Pokiston bilan Iran o'tirsidagi o'zaro hujumlardan keyin vaziyatni pastkoyg'a tushirishga moyil bir bayonot e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Pokiston tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Pokiston tashqi ishlar ministri Jalil Abbas Jilaniyning Iran tashqi ishlar ministri Hussein Amir Abdullohiyan bilan telefonlashganligini uqtirgan. Bayonotda Jilaniy Pokistonning o'zaro ishonish va hamkorlik ruhi asosida Iran bilan barliq masalalarda hamkorlashishga tayyor ekanligini bildirdi deyilgan.
ve şundaklı Cilani bilen Abdullahiyan'ın ciddilikini peskoyuğu çüşürüş doğrusu da gelişkendeki ve iki devletin baş elçilerinin öz paytaxtlarına kayıtıp gelişi meselesinin mi müzakere kılınganlığı kayıt kılıngan. Ama İran taraf hazırgıçı mezkur telefon sohbeti doğrusu da bayanat ilan kılmıgan. İsrailiya Hamas'ın esir almaştırış teklifini red kıldı. İsrailiya Başministeri Benjamin Netanyahu Hamas'ın esir almaştırış teklifini red kılganlığını bildirip, urushni barlıq sepler ve sahalarda devamlaştırıvatimiz dedi. İsrailiya Başministeri Netanyahu sırlıq bayanat ilan kılıp, hazırgıcı 110 esirini kutkuzganlığını bildirdi ve Hamas'ın esirlerini koyup bir iş bedeliğe urushni ahırlaştırış ve İsrailiya kısımlarının Gazze'den çekiniş talepinin barlıqını eskertip, bunu kubul kılgan ekvalda eskerlerinin bihudu ölgen bulunduğunluğunu Puhralar bir xatarlıkının kapaletki ilgi bulmaydıqanlıqını ve yeni bir 7. Öktabr'nın 101 işinin vaqt meselesi hikayelikini ilgiri sürdü. O, uruşunu barlıq sepler ve sahalarda devamlaştırıvatımız. Meyli Gazze, Livan'da bolsun, meyli Suriye ya ki başka yerlerde bolsun, biz hiç kandaq teröristka alahide imtiyaz vermeyimiz. Kim bizge ziyan selişki urunsa, onunqa ziyan berimiz, dedi. Bultur 24 noyabr Gazze'deki uruş 4 günlük toxtutulgan ve bununla ulap uzartılgan 3 günlük insanperverlik noktasından uruş toxtutuşta 81 İsrailiyelik bilen 240 Palestinlik esir koyup verilgen idi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşürüz. Aman bu kayıtlar. Selamun aleyküm.